Ne demek gelmiyorum lan? Her şey hazır, seni bekliyoruz burada. Abi çok acil başka bir iş çıktı. Özür dilerim. Yerine birini gönder o zaman. Yok yok. Yani kimse yok. Herkes dolu. Ya bak şimdi... Allah'ım ya. Efendim? Kusura bakmayın. Oğlum sizden önce başkasına vermiş evi. Hatta kapora bile almış. Yani evi size veremem. Kaporanızı iade edeceğim. Ya beyefendi, böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bugün taşınacaktık. Yapacak bir şey yok. Peki. Manyaklık ya. Size teşekkür etmeye geldim Cevdet Bey. Ah, hoş geldiniz. Türkiye mi benim tek hayalimdi. Sayenizde gerçekleşti. Teşekkürler. Ama maalesef artık gidiyorum. Cuma ile de konuşup ortaklığı halledeceğim. Her şey için teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yapma Bozkır. İnsan bu kadar çabuk hayalinden vazgeçer mi? Biraz daha düşün istersen. Çok düşündüm Cevdet Bey. En doğrusu bu. Gerçekten bu Türkiye evi mahallemize çok büyük değer kazandırıyordu. Herkesi mahrum bırakacaksın türkülerden. Bütün mahalleye çok kırgınım. Çok kırgınım Cevdet Bey. Bu şekilde de olmazdı zaten. Peki Bozkır. Madem sen kesin kararını vermişsin, başka bir diyeceğim yok. Ama bak, eğer kararından vazgeçersen bizi çok memnun edeceksin. Kararım kesin. Peki, sen bilirsin. İyi günler. Yani adam Nuh diye peygamber demiyor. Vazgeçmiyor bir türlü, illa taşınacak. Şimdi Türkiye evini de bırakıyormuş. Ya, orası babamın en sevdiği yer. Oradan da vazgeçiyorsa biz yanık demektir. Ulan arkadaş, bu Bozkır abi ne inatçı çıktı be? Bu nedir la? Olanlar gururuna dokundu. İnattan değil, gönül kırıklığından gidiyor. İnattan olsaydı eğer işimiz çok kolay olurdu. Onun gönlünü almamız lazım. Onun gönül teline dokunmamız lazım. Ya güzel diyorsun da kardeş, adam yumuşamıyor ki bir türlü dokunak gönül teline. Böyle taş gibi katı yani. Ya benim aklımda bir şey var aslında. Desene, babanın en sevdiği türkücü kim? Erdal Erzincan. Babamda yeri çok ayrıdır. Niye sordun kız? İşte gönül bağı dedik ya. Babanın gönül teline dokunmaya çalışacağız. Erdal Erzincan'a ulaşmaya çalışalım. Onu anlatalım derdimiz. İşte böyleyken böyle oldu diyelim. Rica edelim. Gelip belki Bozkır abi için bir türkü söyler Türkiye evinde. O da böyle yumuşar. Biz de sonra konuşuruz. Kız ne iyi düşündün. Vallahi süper ha. Harika fikir. Mükemmel. Çok kolaydı çünkü Erdal Erzincan'a ulaşmakta. Dur. Hatta ben mesaj atayım bir. Sevgili Erdal abi, müsait miydin? Şevkat, ben en azından senin gibi dalga geçmek yerine bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Yani bir yol arıyorum çözüm bulmak için. Senin daha iyi bir fikrin varsa söyle ayrıca, onu yapalım. Ya pardon da, nasıl yani ulaşıp da ne demeyi düşünüyorsun Erdal Erzincan'a? He? Ya Erdal Bey, bizim bir Bozkır abimiz var da canı biraz sıkkın. Sağ zahmet bir gelip ona bir türkü söyler misin miyim? Gönlünü yumuşatak mı diyecek adama ya? Anca fikirleri ortaya atıyorsun, arkası tıs. Allah Allah, bizim de aklımızda bir şeyler var herhalde. Gazeteci bir arkadaşım var, ona ulaşacağım. Erdal Erzincan'la bir röportaj ayarlamaya çalışacak. Eğer ayarlayabilirse onun yerine biz gideriz. Söyleriz, anlatırız durumu, ikna ederiz bir şekilde yani. Ne diyorsun? Ben ne diyeyim kardeş? Ne ben ne diyeyim ya? Ne düşünüyorsan söyle işte. Çok önemli çünkü benim düşüncelerim de sizin için. Hepsini uyguluyorsunuz çünkü. Değil, önemli değil senin düşüncelerin ama nezaketen bir söyle işte sen yine. Ama çok naziksin, sağ ol Allah. Kes dur! Sistim vır 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 vır. Yeter, ise koyulalım. Kimi arıyorsak arayalım, ne yapıyorsak yapalım, hadi. Ben gidip şu gazeteci arkadaşımı arayacağım. Çok güzel olacak. Tövbe ya. Devamlı gülüyor ya. Ya şimdi bu Erdal Bey her ne kadar soyadı Erzincan olsa da Erzurumluymuş. Diyorum ki giderken bir kadayıf dolması yaptıralım da öyle gidelim ya, jest olsun ya. Nereden biliyorsun kadayıf dolması sevdiğini adamın? Araştırdın mı yoksa öyle sallıyor musun? Ya o Erzurumlu işte adam. Sevmez mi? Ayrıca kim sevmez ki yani kadayıfı? Ben sevmem.
Sevmezsen yemezsin, bu kadar basit. Abisinin tartışmayın ya. Esas problem burada, iyisini nereden bulacağız sonuçta yani? La beni delirtme Özehir bak. İyisini mi iyisini geçtim kardeşim. Yarım saattir tatlıcı arıyoruz, bulalım şunu yapıştıralım geçelim ya. Vallahi birileri, şimdi isim vermeyeyim rencide olmasın, zamanında hazırlanmış olsaydı şimdi bu kadar oyalanmayacaktık da neyse. Sert çocuk. Evet evet. Merhaba. Merhabalar. Kadayıf dolmanız var mı? Ne yazık ki. Sonuncuyu da az önce şuradaki beyefendiye verdik ama. Biz bir iki saat bekleyebilirsiniz ama tazesi çıkacak. Yok kardeş, biz o kadar bekleyemeyiz ya. Bizim işimiz acil. Evet. Bir de ben aş eriyorum. O yüzden bu tatlıyı hemen yemem lazım, yoksa çok fena olur. Sizden rica etsem, beyefendiye sorsanız, o tatlıyı biz alsak, siz ona başka bir tatlı verseniz olur mu? Tabii tabii. Pardon beyefendi, bir bakabilir miydiniz? Ya hanımefendi aşırıyormuş da, size verdiğim tatlı sonuncuydu. Onu alsak, size farklı bir tatlı versek? Olmaz, başka yerden alsınlar. Ya ama acilmiş. Olmaz. Efendim o işim. Şakay. Bak, sakin sakin konuşacaksın ha. Yok, alacağım torbasını, kaçacağım çocuk gibi. Laf. Abi merhaba, afiyet olsun. Ya şimdi bizim bir özel bir ziyaretimiz var da, özellikle de bu tatlıdan lazım bize. Sizden rica etsek, bunu biz sizden alsak, ücretini ödesek, bir de üstüne size pasta ikram edelim. Olmaz dedik ya. Ne kadar ısrar ediyorsunuz? Ben bu tatlıdan her gün yemezsem çok kötü oluyorum. Ol. Allah Allah. Bir günde kötü oluyor. Ne yapalım? Biz her gün zil takıp oynamıyoruz ya. Laf. Ne olur bugün de ne o? Şekerpare yiyiver. Ne olur yani? Olmaz dedik ya. Ne kadar mutsuz bir insan ya. Uyuz ya. Neyse kardeş, sağ olasın. Yarısını verseydi bari. He, harika fikir. Git bir dene istersen. Ne oldu la Şeva? Halledemediniz mi oğlum tatlı operasyonunu? Yok kardeş. Son kalanını şu vatandaş aldı. Hayda. Ne oldu ya? Para bile teklif ettik. Vermiyor uyuz. Tamam kanka, bende o iş. Ben şimdi Üzeyir'le halledeceğim o mevzuyu. Oğlum bana bak. Gidip adamın elinden zorla morla almaya kalkma sakın ha. Yok be kardeşim. Sen keneyi ver baba. Sen de koş lan. Çabuk çabuk adama yetiş. Al. Alayım baba. Şunu alsam yeterli. Sağ ol. Çaycı. Ha? Bizim pastayla adamın tatlısı aynı ağırlıkta değil mi? Eminsin. Oğlum aynı ağırlıkta tarttırdın mı lan? Ha. Allah Allah, parayı da koydum şeyin yanına, görmedin mi? Hem pastayı veriyoruz hem parayı veriyoruz. Hem pastayı veriyoruz hem parayı veriyoruz. Bari parayı vermeseydik ya. Yiğit, Allah belanı versin, ağzını burnunu kıracağım lan. Ağzını burnunu kıracağım. Şevket'e söz verdik, hatırlamıyor musun oğlum? Gel buradan. Gel buradan gel. Gel lan gel gel gel. Pardon, pardon beyefendi, pardon. Out. Kaldır kollara, kaldır kollara. Out lan oğlum, ne yapıyorsun lan? Beyefendi, sizi de şöyle alayım, sizi de şöyle alayım. Buyurun, şuraya, şuraya. Hayırdır memur bey, bu ne araması? Oynamasın Üzeyir, bak ağzını burnunu kırarım. Rutin kontrol var, kimlikleri alayım. Buyurun. Alayım onu da. Buyurun. Hayırlı vazifeler memur bey. Hadi abi. Hadi abi, bekleme yapma hadi. Buyurun. Sağ olun memur bey. Buyurun. Şevo, bibişim. Buyur canım. Nasıl aldınız lan? Gömleğin kolu var, her şeyin yolu var kardeşim. Etatlı dinli yılını deliğinden çıkarıyor biliyorsun. Mevzuda ben olunca alttan gir üstten çık. Öyleyken böyle, böyleyken öyle, hop geçmiş olsun, yapıştırdım geldim. Ha o da verdi. Verdi valla. Vahşi cazibeme dayanamadı sonuçta yani. Ayrıca sizden de özür diledi. Zorluk çıkarttığı için abisinin. Bak tatlı tatlı konuşunca oluyormuş demek ki, değil mi? Sen gittin kim bilir neler söyledin adam. He ben gittim adama ana avrat düz gittim ya. Soyuna gelmişe geçmişine yağdırdım sanki, laf yani. Bunlar mı tatlı tatlı oldu? Bunlar ne dediyse ben de aynısını söyledim işte ya. Vallahi abisinin sonuçta bu tarz meselesi. Stiling. Anlatabiliyor muyum? Tamam hadi, geç kaldık zaten, gidelim. Hadi hadi hadi. Ne meselesi lan? Stiling. Tarz meselesi mi? Stiling. Nuriyelle taştan mı geziyorsun sen?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.